işte şimdi son zamanda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ne o? Ilımlı İslam. Bu ılımlı İslam ifadesinin patenti nereye ait? Batı'ya ait ya. Şimdi belki de o ifadeyi kullanan şahıs, yani bu bana aittir gibi de düşünüyor olabilir. Hayır, sana ait değil. Ilımlı İslam. Ya sen daha ılımlı İslam diyorsun. Bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Nasıl ılımlı İslam? İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz. ...15 yıl önce Avrupa Birliği ülkelerini dolaşmaya başladığımda Avrupa Parlamentosu'nda benden bir konuşma istemişler. Konuşmamı yap, sorular başladı. Sorular başladığında sorulan soruların başında ılımlı İslam hakkında ne düşünüyorsun? Bana o zaman bunu söylemişler. Sordukları buydu. Tabii ben de kendilerine şunu söyledim. İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse İslam'ı çeşitlemeye veya İslam'a yakıştırma yapmaya gitmek suretiyle İslam'ı bir zaafın içerisine sokma gayretine girmesin. Bir müddet bununla muhatap oldum. Ama ondan sonra kesildi. Daha kimse bana bu soruyu sormadı. Ya şimdi ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele şu. Mesele İslam'ı zaafa düşürmek. Dinimizi zaafa düşürmek. Bizim dinimizin ılımlı, ılımsız böyle bir yanı yok. İslam bütün kurumlarıyla, müesseseleriyle Kitabullah'ta kendini bulmuş, orada ifade edilen dinin ta kendisidir. Onun dışında kimse dinimize tanım yapmasın. Ve Batı'nın, yabancıların yakıştırmalarıyla da biz dinimizi öğrenmedik, öğrenmiyoruz. Böyle bir sıkıntımız da yok. Bunu da herkes bilmiyor. Çünkü ben bu işin acısını çekmiş bir babayım. Ama sabır, sabır. Men sabera, zafera dedik, sabrettik ve zafere ulaştık. Şimdi artık onlar aşıldı. Başı açık veya örtülü tüm kadınlarımız arzu ettikleri her alanda özgürce çalışabiliyor. Hayatın içinde yer alabiliyor. Önümüzdeki dönemde de girişimcilikten siyasete, eğitimden dış politikaya kadar her alanda kadınlarımızı inşallah daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Saygıdeğer hanımefendiler, bizler hem kendi ülkemizde hem de İslam aleminde kadınların durumunu düzeltmeye çalışırken özellikle Batı dünyasında bambaşka bir atmosferin yayıldığına şahitlik ediyoruz. Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam karşıtlığının giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Dış görünüşü, dili, dini, ten rengi farklı olanın hayat alanı da ne oluyor? Daralıyor. Avrupa özellikle bu kesimler için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. Göçmenleri, ibadethaneleri, İş yerlerini hedef alan saldırılar artık haber değeri bile taşımıyor. Irkçı partiler birçok ülkede siyasetin merkezine oturdular. Hatta hükümet ortağı olacak oy oranlarına ulaştılar. Zannediyorlar ki orada biz ilahiyaya kalacağız. Ya kalmayacaksınız. Siz de gidicisiniz. Batı'da biz nice partiler gördük. Geldiler, gittiler.
Aynı şey bizde olmadı mı? Bizde de aynı şeyler oldu. Kimler geldi, kimler geçti. Hamdolsun bizler aralıksız 2002'nin sonundan bu yana 15 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah azimle, kararlılıkla yönetmeye devam edeceğiz. Elbette batıdaki bu karamsar tablonun en büyük mağduru Müslüman kadınlar. Başörtüsü yasakları Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşıyor. Bir dönem ülkemizde olduğu gibi kamusal alan, özel alan kurnazlığı ile Müslüman kadınların hayata katılımları engellenmeye çalışılıyor. Müslüman kadınları evlerine hapsedecek bir anlayış virüs gibi yayılıyor. Bugün çoğu Avrupa ülkesinde bilhassa başörtülü kadınların istihdama katılabilmesi, hatta bazı yerlerde eğitim imkanları önemli ölçüde sınırlanmış durumdadır. Hemen her fırsatta bize demokrasi ve insan hakları dersleri verenler kendi ülkelerinde en temel insan haklarının çiğnenmesine ne yazık ki alkış tutmaktadır. Türkiye bu adaletsizliğe ve çifte standarda dikkat çeken en az sayıdaki ülkeden biri. Bir kez daha sizlerin huzurunda özellikle şu hususun altını çiziyorum. Hiç kimsenin haklarımızı elimizden almasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız. Terör bahanesiyle insanlarımızın ötekileştirilmesine, zihnimize pranga vurulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Küresel ölçekte hak, özgürlük ve adalet mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Yılmayacağız. Nerede olursa olsun hak bildiğimizi söyleyeceğiz. Tehditler gelebilir. Nereden gelirse gelsin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu böyle bileceğiz. Bunu görmemiz lazım. Mülkün temeli adalettir. Ama burada adalet yok. Adaletin olmadığı, çifte standardın hüküm sürdüğü bir dünyada huzur, barış ve esenlik de olamaz. Türkiye'nin mücadelesi, tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, sessiz yığınların mücadelesidir. Türkiye'nin mücadelesi özünde anti-emperyalist bir mücadeledir. Ve bu mücadeleyi bu can bu tende oldukça vermeye devam edeceğiz. Biz kavga etmiyoruz. Biz çatışma istemiyoruz. Biz sadece adalet istiyoruz. Bakınız bugün bu salonda dünyanın 50 farklı ülkesinden kardeşlerim var. Biliyorum çok yorgunsunuz. Ben de biraz yordum sizi herhalde. Onun için şöyle son cümlelerle toparlayayım. Bugün aramızda Arakanlı, Pakistanlı, Afganistanlı hanımefendiler var. Şu an bu salonda Afrikalı, Asyalı, Orta Doğulu kardeşlerim bulunuyor. Aramızda dünyanın uzun yıllar kaderine terk ettiği Somali'den misafirlerimiz var. Ama Somali'yi sömürüyorlar. Somali'ye büyükelçilik yapamayacak kadar ürkek, korkak olanlar bu dünyayı sömürüyorlar. Konteynerler içerisinden büyükelçilik açanlar. Hep bunları tanıdık. Adaletsizliğin, sömürülmenin, küresel çıkar hesaplarına kurban edilmenin acısını en iyi onlar biliyor. Terörün, açlığın ve yoksulluğun yükünü en çok onlar taşıyor. Kimse bizden bu adaletsizliğe sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. Çünkü bizim inancımızda zulme rıza, zulümdür.
Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine, küresel barış ve adalet için yürütülen bu kutlu mücadeleye destek olacağına inanıyorum. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah, bismillah. Fe izâ azemte fe tevekkel alallah. Şöyle bir kere azmettin mi, ondan sonra Allah'a tevekkül et, mesele bitmiştir. Bizim için önemli olan bu. Saygıdeğer hanımefendiler, bizler hem kendi ülkemizde hem de İslam aleminde kadınların durumunu düzeltmeye çalışırken özellikle Batı dünyasında bambaşka bir atmosferin yayıldığına şahitlik ediyoruz. Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam karşıtlığının giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bu dünyada her şey fanidir, yani geçicidir. Baki kalan hoş bir sadadır. Kalıcı olan tek şey geride bıraktığımız eserlerdir. Çünkü her insan, unutmayın, eserleri ilanıdır. Biz de hayırla yad edilecek eserler bırakmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla bayrak yarışı gördüğümüz bu görevleri sizin gibi gençlere bırakacağımız güne kadar inşallah mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerin de değişimden korkmadan yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm siz kardeşlerimi ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ama dünya beşten büyüktür derken bir şey daha söylemem lazım. Rabbim, peygamberimiz ne diyorlar? Emir çok açık, net. Nikahlanın, evlenin, çoğalın. Bu konuda da hassasiyeti bir kenara asla koymamak gerekiyor. Müslümanın çoğalması şart. Bundan asla geri adım atmaması gerekir. Ve bu konuda Müslüman kadınların hassasiyetini çok önemsiyor. Türkiye'deki terör örgütü bu konuda çok çok hassas. En az 5, 10, 15 çocukları var. İnanıyorum ki Rabbimin emri, sevgili Habibinin sünneti de yerine gelecektir. Geleceğin liderleri, iş kadınları, akademisyenleri, siyasetçileri olarak gördüğüm sizlere eğitim ve iş hayatınızda Allah'tan başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere tekraren şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde ailelerinize, arkadaşlarınıza, tüm halkınıza selamlarımı götürmenizi özellikle rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla.